Merhaba dostlar. Balık hava hakkında her şeyin yepyeni bir videosuna hoş geldiniz. Bu haftanın konusu metaljikler. Çeşitli boyutlarda ve çeşitli renklerde metaljikler kullanıyoruz. Balık avında çok faydalı. Alt tarafına üçlü kanca bağlıyoruz. Bazen de tekli kanca bağlayanlar da var. Üst kısımlara da asist adını verdiğimiz kancalar bağlıyoruz ve böylece alttan üstten balıkları yakalama şansımızı arttırıyoruz. İşte birkaç tane asist örneği. Çeşitli asistler var görüyorsunuz. Çiftli asistler var. Çok kullanılıyor. Ahtapot şeklinde yapılmış olanlar var. Balıklar seviyor. Tekli olanlar var görüyorsunuz. Genelde üreticiler hazır bu şekilde veriyor farklı ayrı ayrı yapılmış sonra da birleştirilmiş bir asist daha görüyoruz. Bu da çok faydalı. Çok güzel asistler. Görüyorsunuz asistlerin iplerinin renkleri değişebiliyor. Ama kırmızı kısım önemli dostlar. Kırmızıyı balıklar çok seviyor. Bu da başka bir ahtapıt. Bu da ince uzun yapılı. Görüyorsunuz halkalarla bağlanmış durumda. Kısası var. Uzunu var. Ne yapıyoruz? Belirli jiklere boylarına göre belirli asistler bağlıyoruz. Tüyleri var, silikonları var vesaire. İşte burada da neler var arkadaşlar? Üçlü kancalar var. Üçlü kancaları split ring'lerle jigimizin altına bağlıyoruz, takıyoruz. Burada da hazır üzerinden sökmüştüm bir jigin tekli var. Burada ip yapmışlar. O yüzden ben bunu söktüm, kullanmıyorum. Hazırın yerine kendi yaptığımı kullanıyorum. Evet, burada da bir plier var arkadaşlar. Split ringleri yani o halkaları kolayca açmamıza yarıyor. E tabi ipimizi de kesiyoruz. Başka işlerde de kullanıyoruz. Gelelim jiklerimize. Çeşitli renklerde demiştik. Burada mesela bir zebra glow var. Buna şöyle bir asist göstereyim sizlere. Şimdi boyutlar önemli arkadaşlar. Temelde Jiglerin hepsinin boyutları farklı. Bakın aynı asisti başka bir jige takıyorum. Çok uzun geliyor. Boylarına göre ayarlanması gerekiyor. Bakın tüskülleriyle birlikte çok daha aşağılara gidiyor. Şöyle uzun birine deneyelim. Bunlar, bakın bu sefer de bu da ona kısa geldi. Yani ne yapmamız lazım? Uygun uzunlukta asistler bağlamamız lazım. Bakın şöyle. Görüyor musunuz ne kadar ufak. Bunlar fabrikasyon üzerinden çıkanlar uymuyor, güzel olmuyor. Biz kendimiz değiştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Bir solid yani hiçbir yerinde boşluk olmayan bir halkaya split yani açıp kapatabileceğimiz boşluk olan bir Bakın burada da örneği var. Bağlıyoruz ama burada hiç solid bağlamamışlar. Ne oluyor? Bakın şu yandaki çentikler oynama sırasında sürtünüyor. Bu fazla uzun ömürlü olmaz. Burada da iki tane ben yapmıştım bunu. İki tane split ringli yani açılabilir halkalı var. Bakın görüyorsunuz. Ama standardı nedir? Bir solid onun üzerine takıp çıkarabilmemizin kolay olması için bir solidin üstüne split ring yani halka takıyoruz. Şimdi ne dedik boyut önemli. Şöyle pliyemizle bir tane takalım örnek. Evet şimdi ahtapotluyu taktım. Bakalım şöyle boyutlarına. Arkadaşlar ortası, jigin ortası en ideal. Belki biraz daha aşağı olabilir. Şuradan takıyoruz bakıyorsunuz. Şuradan da takabiliriz. O zaman ne oldu? Biraz daha yukarıya geldi. Yani taktığımız yere göre hafif oynamalar oluyor. Bakın jige takarsanız ortaya doğru denk geliyor. Biraz daha üste takarsanız yani split'e takarsanız biraz daha üste geliyor. Ama o aradan snap yani klipsiniz çıkabilir dostlar. Bu da yine başka bir yerden söktüğüm hazır bir tekli asisti yine. Bunu da şöyle takalım bir tanesine. Evet. Şöyle. Bakın şöyle ortasında görüyorsunuz zebranın beyaz kısmına denk geliyor. Eğer tabi nereye takarsak jigin ucundaki kısma takarsak. Bakın ortada doğru ama yukarı doğru almak isterseniz split ringe baktığınız zaman renkli kısma geldi. Dikkat ettiniz mi? Az biraz şöyle yükseldi. Ama tekrar söylüyorum oradaki halkanın arasından kaçma ihtimali var. O yüzden ben oraya takmayı uygun bulmuyorum. Yani ne olur ne olmaz bu malzemeler pahalı malzemeler. Tabi altına bir de üçlü iğne takmamız lazım. Bu da çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Şimdi alt tarafa ufak bir şey takarsak dengesiz olur, orantısız olur. Çok büyük bir şey bir üçlü takarsak yine dengesiz, orantısız olur. Mesela küçüğe çok büyük takmak isteyenler olabilir. Şöyle taktığınız zaman işte balık yakalansın daha rahat olsun vesaire diye. Ama dengeyi bozarsınız. Çok küçük ya da çok büyük takmanın bir anlamı yok. Orantı çok önemli. Bakın mesela şöyle ikisinin ortası bir boyutta üçlü kanca taktığımız zaman görüyorsunuz nasıl orantılı oluyor. Şimdi tabi asist varken bir de üçlü takınca dikkat edilmesi gereken yine oran orantıyla ilgili bazı noktalar var. Mesela şimdi bunu taktım. Av sırasında oynarken bakın şimdi hizaya dikkat edin. Evet bu iki kancanın yani asistin ve üçlü kancanın birbirine değmemesi birbirleriyle buluşmaması lazım. Mesela şöyle uzun bir deneyelim. Uzun taktığın zaman bakın ne oluyor? İkisi birbirine geçiyor. E şimdi böyle nasıl balık yakalayacaksın değil mi? Jig kullanmaya yeni başlayanların sıkça karşılaştığı bir problem. Sürekli karıştırıyorum, atamıyorum, olmuyor. Neden? Orantısız kullanıldığı için. Şöyle bakın. Tekrar göstereyim. İkisi birbirine denk gelmezse karışma olasılığı da azalır. Evet şöyle uzun bir jig alalım. Çok çeşitli renkler de var. Şöyle takmış gibi yapayım. Bakın arkadaşlar. Biraz ortayı geçti. Hatta bakın ikili kullanınca birisi daha uzunda kaldı. O aşağıya kadar geldi. Ama daha şöyle orantılı bir jig taktığımızda orantılı bir asist taktığımızda görüyorsunuz çok daha dengeli orta ve ortanın biraz ilerisi. Çok aşağıya ya da çok yukarıya takmanın gereği yok. Şimdi arka tarafa ben bunu niye söktüm? Çünkü biraz uzun gelmiş. Bakın arkaya ip yapmışlar. Ben onu kullanmadım. Niye? Şimdi arkaya bunu takarsak göreceksiniz. Tabi bu ne için? Kuyruktan saldıran balıklar için üçlü ya da tekli iğne takıyoruz. Şimdi asist olduğunu düşünün. Ne olacak? Uzun olduğu için birbirine dolanacak az önceki gibi. Şimdi solid Şurada önemli arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bu da mesela bunu da ben söktüm bir şeyden. Bu da pek iyi olmadı. Yani fabrikasyondan gelen iyi değildi. Bakın şöyle üstünde olsaydı yani o fabrikasyon şekliyle kullanıyor olsaydım e zaten uzun yapmışlar. Şöyle takalım. Tamam solidi güzel halkası güzel ama çok uzun olduğu için dolaşacaktı. Bir de şu halkalara değinmek istiyorum arkadaşlar. Bunu kullanırken bakın birkaç sokup çıkarmadan sonra arası açılıyor. Bakın bunun demirden aradan sıyrılma şansı var. Hele asistlerde aynısını yaparsanız asistinizi kaybedersiniz. Bakın uzun olduğu için görüyor musunuz? Ahtapotun iğnesiyle birbirine dolaşıyor. Çünkü aksiyon yapıyoruz. Yukarı aşağıya sürekli hareket ettiriyoruz suyun içerisinde. Bunun karışması çok doğal. Peki ne yapacağız arkadaşlar? Bakın şöyle halkalı kancaya uygun bir split ring takarsak böyle ipli vesaire değil. Şöyle takayım. Evet. <laughs> bakın arkadaşlar çok daha sağlıklı oldu. Çok daha güzel oldu. Üçlü yerine tekniği kullanacaksanız bu şekilde kullanın. Ve tekrar söylüyorum orantı çok önemli. Yani şuna bakın yani iğnenin kendisi kadar ama ince uzun oldu mu? Çok daha güzel. Evet dostlar. Bu haftaki videoda sizlere asist bağladığımız, üçlü kanca bağladığımız jiglerden bahsetmeye çalıştım. Orana dikkat edelim dostlar. İster üçlü ile kullanın, ister tekliyle kullanın, ister asist sadece kullanın, üçlüyü takmayın ama orana dikkat edin. Jigin ortasını hizalayın. Ortasını çok az geçebilir ama çok az dediğim gibi geçebilir. Fazla geçmesin. Evet dostlar. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz, faydalandıysanız lütfen aşağıya bir yorum, bir beğeni bırakın. Arzu ederseniz videoların devamı gelecek nasıl olsa onları da kaçırmamak için kanala abone olursunuz. İsterseniz tabi mecburiyet yok, zorunluluk yok. Teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.